Dinleyeceğiniz bu hikaye tamamen gerçektir. Belki süresine bakarak uzun diyerek dinlememezlik edebilirsiniz. Ama dinlediğinizde hayatınız öyle bir değişecek ki. Lütfen sonuna kadar sabırla, metanetle dinlemeye çalışın. İşte Instagram fenomeni kızın başına gelen ibretlik hikayenin ayrıntıları. Ümmü Gülsüm, kızım hadi kalk sabah oldu. Neredeyse öğlen olacak. Bak kalkmıyor. Ümmü Gülsüm, 40 yaşlarında oyalı yazmalı tatlı bir hanım kızını uyandırmak için odasına girmişti. Elinde tesbihiyle perdeleri açtı. Yine mi geceye kadar telefonla meşguldün? Bak bir de koynunda telefonla uyuyor. Ya anneciğim lütfen birazcık daha uyuyayım ne olur diyerek tatlı annesine baktı Ümmü Gülsüm. 5 dakika içinde masada ol diyerek kızının başını okşayıp içeri gitti genç anne. Ümmü Gülsüm oflayarak hemen yastığının altından telefonunu çıkardı. Bir sürü bildirim gelmişti yine. Heyecanla gülümsedi. Deminki uykusuz halinden hiçbir eser kalmamıştı. 8 saat içinde 52 takipçisi daha olmuştu. Bu çok büyük bir sevinçti. Hemen resimlerin altına gelen yeni yorumlara ve mesaj kutusundaki mesajlara cevap verdi. Ümmü Gülsüm diye yine çağırmıştı annesi. Sevinçle telefonunu yastığına bırakarak yerinden zıpladı. Elini yüzünü yıkayıp kahvaltı masasına oturdu. Annesi Ümmü Gülsüm'e ''Anneannenin getirdiği şarabı dolabına koydun mu? Teraceyi dolabına astın mı?'' diye sordu. ''Çok yakıştı değil mi? Özel günlerde giyersin.'' ''Asmadım anneciğim. Boşuna kalabalık yapmasın dolabımda. Zaten taşıyor dolap. Hem ben öyle giyinmem ki. Bilmiyor musun sanki? Boşuna almış. Geri versin. Resmen içinde kayboldum.'' ''Kızım ne var elbisede?'' diye söylendi annesi. ''Rahatça giyersin işte.'' Ümmü Gülsüm, ''Of anne, seninle mi tartışacağım? Bak kızlarla dışarı çıkacağım bugün. Hemen hazırlanıyorum.'' diyerek ağzına bir şeyler daha atıp hızla masadan kalktı Ümmü Gülsüm. Hafta sonuydu bugün. Arkadaşlarıyla dışarı çıkmak için sözleşmişti. Odasına gidip hemen giyindi. Dar bir kot pantolon, üzerine kırmızı ve kısa bir gömlek, onun da üzerine siyah, kısa, dar bir ceket. Ardından hemen aynanın karşısına geçti. Topuzunu yaparak başına hızla bir şal doladı. Gözlerine kalem, rimel çekti. Dudaklarına da hafif renk verdikten sonra çabucak telefonunu eline alıp bir fotoğraf çekindi ve profiline yükledi. Yükler yüklemez yorumlar gelmişti bile. Gülümseyerek parfümünü de sıktı ve evden çıktı. Şimdi okumaya vakti yoktu. Yarım saat sonra arkadaşlarıyla sözleştiği yerde buluştu. ''Ümmü Gülsüm'' diye atılmıştı kızlar boynuna. Herkes tarafından sevilen bir kızdı. Sevinçle kahkaha atarak bir nargile kafeye gittiler. Güzel bir köşe bulup oturdular. Sohbetleri gayet neşeli ve sesli geçiyordu. Kafedeki herkes onlara bakıyor, onlar bu duruma daha da gülüyorlardı. Biraz sonra Ümmü Gülsüm tekrar telefonunu çıkardı. Arkadaşları resim çekinmeye başladı. Telefonuna bakıp durmadan gülüyordu. Yan masadaki genç delikanlılar da ara ara kızlara bakıp fısıldaşıyorlardı. Çok zaman geçmeden içlerinden en yakışıklı olan ayağa kalkarak Ümmü Gülsüm ve arkadaşlarının yanına geldi. Merhaba diyerek kafasını kaşıdı. Arkasını dönüp arkadaşlarına güldü. Genç erkeklerin hepsi Ümmü Gülsümlerin masasını izliyordu. Merhaba buyurun diye sordu Ümmü Gülsüm. Sen şu Instagram'daki Ümmü Gülsüm değil misin diye ona baktı genç. Evet dedi Ümmü Gülsüm. Oyum. Biliyordum ya çocuklar inanmadı. Olsun işte gerçekten de güzelmişsin diye gülümsedi genç. Olabilir teşekkür ederim diye sert bir ifadeye büründü Ümmü Gülsüm. Kaç yaşındasın? 18. Gider misin şimdi? Ben de 26. Yaşlarımız da uygunmuş. Akşam yazarım sana. Kızlar hep yazdan kahkaha attılar. Kahkahalara Ümmü Gülsüm de katıldı. Çocuk arkadaşlarının yanına döndü. Akşam olmuştu, caminin önünden geçiyorlardı. Sessizleştilerdi. Arada bir kahkahalar yine gökyüzüne kadar duyuluyordu. Karanlıkta hiçbir şey görünmüyordu. Etraf iyice sessizleşmişti. Kızlar arkadayken Ümmü Gülsüm elinde telefonla önde yürüyordu. Köşeyi dönmek istedi. Birden şiddetle karanlıkta bir şeye çarptı. Avazı çıktığı kadar bağırdı. Öyle bir çığlık atıyordu ki bütün kızlar çığlık atmaya başladı.
Kocaman, heybetli bir adam sinirle onlara bakıyordu. Ümmü Gülsüm onun bal rengi gözlerinde dona kalmıştı. Nasıl da korkmuştu. Genç adam başındaki beyaz takkeyi düzeltti ve hiçbir şey söylemeden karşı kaldırıma geçti. Tövbe estağfurullah diyerek yoluna devam etti. Ümmü Gülsüm hemen evinin yolunu tuttu. Ne kadar çok korkmuştu öyle. Kendisini oyalaması gerekiyordu. Canavar sandığı o adamın sert bakışlarını unutmalıydı. Eve varır varmaz kendini yatağa attı. Şarjı bitmişti tabii. Telefonunu şarj aletine taktı hemen ve sırt üstü uzandı. Bildirimlerini okuyordu. Bildirimler 200, mesaj 11. Üstelik nargile kafedeki çocuk gerçekten yazmıştı. Heyecanla yatağından fırladı. İyi akşamlar diye mesaj çekmişti çocuk. Ümmü Gülsüm gülümseyerek delikanlıyı engelledi. Biraz sonra başka bir profilden tekrar mesaj geldi. İnat etme, sadece tanışmak istiyorum diyordu genç bu sefer. Ben istemiyorum diye mesaj attı Ümmü Gülsüm. Birilerini postalayınca çok iyi hissediyordu. Günler geçiyor, her gün böyle şen şakrak devam ediyordu. Fotoğraflar, videolar gün geçtikçe artıyor, beğeniler çoğalıyordu. Ümmü Gülsüm sayfalara resmini yolluyor, takipçileri günden güne yüzer yüzer artıyordu. Bütün gün elinde telefonla dolaşıyor, namazlarını sürekli aksatıyordu. İçine ateş düştüğünde seccadesini seriyor, o vaktin namazını kılıyordu. Seccadesinin ve tesbihinin resmini çekiyor, dini paylaşımlar yapıyordu. Lakin diğer vakitlerden ne haber? Paylaşımlık namazlar da onlar. Haftalar geçmişti aradan ve nihayet beklenilen kermes günü gelmişti. Ümmü Gülsüm sabah erkenden kalkıp en güzel kıyafetlerini giyindi. Namaza yetişmeye çalışıyordu ama yetişip yetişemeyeceğini bilmiyordu. Biraz sonra camide kadınlar mescide girdiğinde vaaz seslerini duydu. Genç kızlar "Hoş geldin Ümmü Gülsüm" dediler. Bütün ilgilerini ona veriyorlardı. Kadınlar mescidinin yarısı hocanın verdiği vaazı dinlerken yarısı da mescide giren güzel kıza bakıyordu. Konudan uzaklaşmışlardı iyice. "Maşallah ne güzel kız" ya da "Tam bir genç kız gibi giyinmiş, manken gibi bak" diye birbirleriyle konuşuyorlar ve parmaklarıyla Ümmü Gülsüm'ü gösteriyorlardı. Ümmü Gülsüm üzerindeki bakışları hissederek mescitte en ön sıraya, arkadaşlarının yanına oturdu. Kızlardan kimisi konsantre olmuş halde tevazuyla vaazı dinliyor, kimisi sohbet ediyor, kimisi arada direklerin arasından erkekler mescidinde kimin olup olmadığını kontrol ediyordu. Ümmü Gülsüm yine telefonla uğraşıyor. Nerede ve kimlerle olduğunu etiketlemek istiyordu. Hocanın sesi bütün mescidi hatta yeri göğü inletiyordu. Nerede edep? Nerede haya? Nerede ahlak? Genç kızlarımızın ahlakı nerede? Nerede iffet timsali kızlarımız? Soruyorlardı Hazreti Fatıma'ya. Ya Fatıma, ey Fatıma, ey Allah Resulü'nün inci çiçeği, en hayırlı kadın kimdir diyorlardı. Ne diyordu Hazreti Fatıma? Sessizlik çökmüştü mescidin üzerine. Vaaz veren genç hoca öyle bağırıyordu ki, öyle öfkeliydi ki kuşlar minareden cami avlusundan uzak, yaklaşmaya bile korkuyorlardı sesinin yankısından. Başka erkeklerin aklında, hayalinde gezmeyen kadındır. Vaaz sürdükçe sürüyor, genç hoca medyayı ve gençlerimize yapılan oyunları şiddetle kınıyordu. Müslüman kızların ne kadar değerli olduğunu anlatıyor. Onların tıpkı el değmemiş pırlantalar gibi muvaffak edilmesi gerektiğini açıklıyordu. Ama dinliyor muydu Ümmü Gülsüm? Hala o telefonla meşguldü. Arş-ı Âlâ'nın dahi duyduğu, gökteki kuşların bile işittiği o gür sesi o duymuyordu. Çünkü kalbi mühürlenmişti. Vaaz bitiminde çadırlara çekilmişti kızlar. Ümmü Gülsüm çadırında kendisinin de fotoğrafını çekip hemen paylaştı. Binlerce kız ve erkek yorum yapıyor. Aynı sırada kermes anında bir sürü kız ona kıskançlıkla bakıyor, bir sürü erkek onunla biraz olsun bakışmak için çırpınıyorlardı. Erkeklerin çoğunun kadınlar mescidindeki bir çadıra girdiğini fark eden genç imam, sebebini anlamadığı için o çadıra gitti. Güzeller güzeli bir genç kız kollarını sıvamış, hafif açık olan gerdanından düşen şalını sürekli arkaya doğru iterek eğile kalka servis yapıyordu. Ümmü Gülsüm, "Buyurun" diyerek başını kaldırıp yine kocaman,
heybetli, sert bakışlı o genç adamla karşılaştı. Aylar önce karşılaştığı genç adamdı bu. Yanakları kızardı. Gözlerinin içine bakarak tekrar sordu. ''Buyurun, ben yardımcı olayım.'' Genç adam Ümmü Gülsüm'e sinirlenerek onun yanındaki teyzeden yardım istedi. Servis tabağını alarak oradan uzaklaştı. ''Kimdi bu? Ona ilgi göstermeyen bu yakışıklı adam kimdi? Herkes beğenirdi Ümmü Gülsüm'ü. Gözlerinin içine bir kere bakmak için sıraya girenler vardı. Bu ilgisiz, alakasız delikanlı da kimdi?'' Ümmü Gülsüm çok öfkelenmişti. Artık her gün çadırda yardım ediyordu. Sırf onu bir kere daha görebilmek için. Türlü türlü en güzel elbiselerini giyiniyordu. En güzel şekilde gözlerini ortaya çıkartan ama hala doğal gösteren makyajlar yapıyordu. Sırf bir kere daha o genç adam görsün diye. Kimseye de bahsetmemişti o genç adamdan hoşlandığından. O Ümmü Gülsüm'dü. O meşhurdu. Kimseye gönlünü kolayca kaptırmamalıydı. Kimse bilmemeliydi kendisine ilgi göstermeyen birisine aşık olduğunu. Sonunda bitmişti kermes. Ümmü Gülsüm onu yalnızken uzaktan seyredebilmişti. Herkes onu seviyordu. Yaşlı amcalar, gençler, çocuklar. Herkes ona geliyordu. Acaba o da mı meşhurdu? Yakışıklıydı, olabilirdi. Artık ne zaman bir mesaj, bir bildirim gelse heyecanla acaba o mu diye bakıyordu. Lakin ne bir ses ne bir seda. Günler geçti aradan. Ümmü Gülsüm arkadaşlarıyla camide bir sohbet için buluşmuştu. Kızlar, burada bir kutu var. İçindeki dergiler işimize yarayabilir. Bir bakıp gelebilir misiniz diye sordu sohbet yöneticilerinden biri. Ümmü Gülsüm hemen atıldı. Biz hemen bakarız diye arkadaşı da atıldı. Ve birlikte büroya gittiler. Bir umut vardı içinde, bir his. Biliyordu ki bir şey olacaktı. Acaba görebilecek miydi onu? Belki gelirdi. Sonuçta Allah'ın eviydi burası. Elbet gelirdi. ''Yardımcı olayım.'' dedi bir genç ses. Elinde kitapla bir delikanlı bürodan çıkmıştı. ''Biz bir kutu alacakmışız, içinde dergi olan.'' diye ellerini arkasına atıp birleştirdi Ümmü Gülsüm. Utangaç, küçük bir kız çocuğu gibi bir sağa bir sola sallanmaya başladı. Genç delikanlı onu çok tatlı bulmuştu. Yanındaki arkadaşını fark etmedi bile. ''Tabii buyurun, ben Muhammed. Vereyim hemen.'' diyerek Ümmü Gülsüm'ü büroya davet etti. Bir şey söylemek ister gibi gülümsüyordu. Eğilerek kutuyu açtı. ''Evet, bu kutu olmalı.'' diye Ümmü Gülsüm'e dönerek baktı. Tekrar gülümsedi. ''Ya bir şey soracağım. Sen şu Instagram'daki Ümmü Gülsüm değil misin? Kermeste de gördüm seni.'' Ümmü Gülsüm camide bile tanınmış olmaktan gurur duymuştu. Gülümsedi. ''Evet, nereden biliyorsun?'' diye gülümseyen gözlerle Muhammed'e baktı. Eğilip kutuyu açacakken ''Dur, ağır biraz.'' dedi Muhammed. ''Yerden ben kaldırayım.'' Sonra Ümmü Gülsüm'ün gözlerine bakarak kutuyu uzattı. ''Görmüştüm. ''Unutmamışım.'' dedi. Uslu uslu eline değdirdi Ümmü Gülsüm'ün elini. Ümmü Gülsüm rahatsız olarak geri çekildi. Bürodan çıkmak için arkasını döndü. Fakat o da ne? Karşısında kocaman bir duvarla çarpıştı. Siyah gömlekli, sert bakışlı bir duvar. Gözlerinden ateş püskürüyordu. Bu sefer Ümmü Gülsüm'e değil, Muhammed'e bakıyordu. Bu, Ümmü Gülsüm'ün hoşlandığı esrarengiz adamdı. Ümmü Gülsüm hemen kenara çekildi. Genç adam ''Ne oluyor burada?'' diye içeri girdi ve Muhammed isimli çocuğa yumruk attı. ''Ne oluyor burada?'' dedim. ''Siz de buradan çabuk çıkın!'' diye kızdı kızlara. Ümmü Gülsüm korkudan hızla çıktı oradan. Genç adamın sesi bütün camide yankılanıyordu. ''Kıza mı asılıyordun?'' diye bağırıyordu. ''Abi affet! Nefsim!'' diye yalvarıyordu Muhammed. ''Üstelik görevli de değilsin. Ne hakla yardım ediyorsun? Bunun hesabını benden sorarlar.'' ''Bir daha olmaz. Tövbe!'' dedi Muhammed. ''Böyle şeyler istemiyorum bir daha. Şimdi gözüme gözükme!'' diye Muhammed'i genç hoca yolladı. Ümmü Gülsüm yukarıdan her şeyi dinliyordu. Nasıl da hoşuna gitmişti. ''Nasıl kıskandı beni? Biliyordum. O da benden hoşlanıyor.'' diye düşünerek sevinçten uçuyordu. Kıskanılmak dünyanın en güzel duygusuydu.
havalanarak devam etti sesleri dinlemeye. Sesler kesilmişti. Biraz sonra genç kızlardan sorumlu olan orta yaşlı bir abla genç adamla konuşmak için geldi. ''Ne oluyor hoca efendi? Niye bağırıyorsun? Ta dışarıdan duyuluyor sesin.'' Ümmü Gülsüm duyduklarına inanamıyordu. Demek ki hocaydı, imamdı. Ondan bakmamıştı Ümmü Gülsüm'ün yüzüne. ''Erkeklerden birini bir kız asılırken gördüm de hizasını verdim hoca hanım. Kusura bakmayın. Koruma altına almak zorundayım.'' ''Kime ve neden?'' diye sordu hoca hanım. Ümmü Gülsüm yerinde duramıyordu. Ah, nasıl da bağırmıştı, nasıl kıskanmıştı, nasıl vurmuştu, ne kadar da güçlüydü. Hepsi Ümmü Gülsüm içindi. Demek ki onu korumak zorunda hissediyordu kendini. ''Talebelerimi!'' diye bağırdı genç hoca. ''Talebelerimi korumak zorundayım. Ahir zaman fitnesinden, nefislerinin arzusundan. O kızların burada ne işi var? Bir daha erkeklerle bir arada olmalarını katiyen istemiyorum. Böyle bir şey olmamalı. Böyle bir hataya düşülmemeli. Kızlarınız mahremiyet sınırlarını aşarak gelip benim talebelerimle konuşamazlar.'' ''Haklısın, haklısın hoca oğlum. Sakin ol, hemen celallenme. Ben ilgilenirim.'' dedi hoca. ''Derhal ilgilenin o zaman. Camiye kermese mermese kimleri aldığınıza dikkat edin. Her elini sallayan kız alacak mısınız? Kızlardan biri sosyal medyada meşhurmuş. Alın, benim talebelerimden bile tanıyan çıktı. Bu kız nasıl burada görev yapar? O kadar vaaz veriyorum. Benim adımı, camimizin adını, her şeyi geçtim. Dinimizin adını nasıl kirletir? Gereğini lütfen yapın.'' Ümmü Gülsüm yerle bir olmuştu. Kahrolmuştu. O genç hocanın onu koruduğunu sanıyordu. Ondan hoşlandığını, onu kıskandığını, nasıl çirkin şeyler söylemişti. Gözlerinden bir bir yaşlar geldi. ''Haklısın hoca oğlum.'' diyerek kızların yanına gitti hoca hanım. Ümmü Gülsüm çantasını alıp eve gitti. Yıkılmıştı. O alışık değildi bir erkekten hakaret dinlemeye. Herkes beğenirdi onu, severdi. Ne hakla böyle konuşurdu o kendini bilmez hoca? Artık paylaşımları daha da artırmıştı Ümmü Gülsüm. ''Müslüman kızlarını kısıtlayan anlayışlara karşıyım. Bir kız kapalı diye hiç erkekle konuşmayacak mı? Resim çekilmeyecek mi? Gece arkadaşlarıyla uslu uslu dışarı çıkamaz mı? Modaya uygun giyinemez mi? İlla yaşlı kadınlar mı giyinmeli? Ne kadar saçma bir anlayış!'' diye nefret dolu, kin dolu paylaşımlar yapıyordu. Sayfasındaki erkekler onu daha fazla resim yapması için teşvik etmek istiyorlardı. Elbette hak veriyorlardı. ''Yürü be, helal olsun sana Ümmü Gülsüm. Sonuna kadar haklısın.'' diyerek onun nefsini okşuyorlardı. ''Allah güzellik vermiş. Niye saklayacaksın? Meydanı yobazlara bırakma. Kapalı kızlar hep yaşlılar gibi giyinerek insanları dinden soğutuyorlar. Sen çık meydana. Alem manken görsün. İslam'a özensin.'' Maalesef durum buydu. Ahir zamandı. Bir gece Ümmü Gülsüm tekrar fotoğraflarını ve videolarını paylaştı. Ardından sırf sürmeli gözlerinin göründüğü peçeli bir resim altına da Hazreti Fatıma'nın iffetinden bahseden çok fiyakalı bir söz yazarak paylaştı. Onca erkek en güzel yorum yapabilmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Şımararak güzellik uykusuna yatmak istediğini söyleyip ayrıldı Ümmü Gülsüm takipçilerinden ve yüzüne bir maske yapıp uykuya daldı. Uyuyordu. Vakit teheccüd vakti. Alnından terler akıyordu Ümmü Gülsüm'ün. Ümmü Gülsüm yerde yatıyordu. Sürünüyordu. Neden kalkamıyordu? Ya o acı? Yüzü, elleri, bütün vücudu ağrıyordu. Her yeri, saçları bile yanık haldeydi. Çok çirkin olmuştu. Güzelliğinden eser kalmamıştı. Dışarısı kalabalıktı. Herkes ona bakıyordu. Üzerinde yalnızca minicik bir elbise vardı. O da paramparçaydı. Herkes ona iğrenerek bakıyordu. Hele ki erkekler. Kaçacak yer arıyordu Ümmü Gülsüm. Çok yakınındaki küçük bir kaya gördü. Kaya nur gibi parlıyordu. Üzerinde bir yazı yazılmıştı. Kayanın üzerinde kocaman bir elbise ve büyük bir başörtüsü duruyordu. Fakat o da neydi? Bunlar anneannesinin aldığı feraceyle başörtüsüydü. Üzerinde de bir Kur'an-ı Kerim vardı.
Uzanıp o örtüyle örtünmek istiyordu Ümmü Gülsüm. Ama ne mümkün. Ulaşamıyordu örtüye. Kendisinin bu kadar yakın olmasına rağmen Allah-u Teala'nın ayetine o örtüye uzanamıyordu. Ne zaman elini uzatsa acılar içinde kıvranıyordu. Kayanın önünde bir engel oluşuyordu. Diğer yanda üst üste dizilmiş vaziyette kendi kıyafetlerini gördü Ümmü Gülsüm. Dar pantolonu geldi aklına. Ama işe yaramıyor. Bir türlü örtemiyordu üstünü. Yarım kol bluzları, kısa ceketleri. Hepsine uzanabiliyordu. Ama çöp gibilerdi. Hiçbir değerleri yoktu o alemde. Ümmü Gülsüm ağlamaya başladı. Biraz sonra kendi ağlama seslerini uzaktan duydu. Hayır, kendi ağlama sesi değildi o. Gerçekten birisi ağlıyordu. Uzaklara baktı Ümmü Gülsüm. Nur üstüne nur. Kim vardı orada? Biri bana yardım etsin diye çağırdı. Beyaz elbiseli, bembeyaz örtülü, nur yüzlü, güzel bir hanım geldi yanına. İnsanlar çoktan yok olmuştu. O nur yüzlü hanım ağladıkça gözyaşları toprağa düşüyor. Düşen yerlerde toprak nurlanıp çiçek açıyordu. Daha sonra yanaştı Ümmü Gülsüm'e. Gözyaşları Ümmü Gülsüm'ün üzerine damlıyor ve damladığı yerler iyileşiyordu. Kimsin sen? Sen bana yardım edebilirsin. Bak, gidiyor yanıklarım. Ne olur yardım et, diye elini uzattı Ümmü Gülsüm. Nur yüzlü kadın üzgün bir halde başını eğmişti. Yardım edemeyeceğini belirten bir halde arkasını dönmüş gidiyordu. Ümmü Gülsüm tekrar ağlamaya başladı. Lütfen dur, bana elini uzat. Dur lütfen. Neden ağlıyorsun? Benim yüzümden mi? Ve bir ayet yankılanıyordu kulaklarında. Okuyan da ne güzel okuyordu. Tanıdık bir sesti bu. Ve nur yüzlü kadın arkasını dönerek başını eğdi. Sadece ben ağlamıyorum. Babam Muhammed Mustafa da ağlıyor. Abdullah oğlu Muhammed Mustafa'nın kızı. Ebu Talip oğlu Ali'nin karısı Fatıma'yım. Şaşkın halde bakıyordu Ümmü Gülsüm. Avucunu aç, diye seslendi güzeller güzeli. Ümmü Gülsüm avucunu açtı. Bir damla yaş düştü avucuna. Birden etraf nurlandı. Aman Allah'ım, nedir bu, diye ağlıyordu Ümmü Gülsüm. O, babamın gözlerinden sakalına, gül kokulu sakalından da avucuna düşen bir damla yaş, diye seslendi ona. Ve Allahu Ekber diyerek uyandı Ümmü Gülsüm. Titriyordu. Sanki vücudundaki yanıkları ve elindeki o bir damla yaşı hala hissediyordu. Yanıklar yoktu. Sonra sağ eline baktı. O gözyaşı hala oradaydı. Kokladı. Eli gül gibi kokuyordu. Ümmü Gülsüm ağlayarak hıçkırıklara boğuldu. Ben hak etmedim bunu. Bu kadar günah işlerken neden ben Allah'ım? Anam babam yoluna feda olsun canım peygamberim, diye saatlerce ağladı. Sonra bir mendil alıp elini sildi. Ve mendili Kur'an-ı Kerim'in arasına koydu. Nur suresinin ayetleri arasında sakladı. Hemen abdest alıp tövbe etti. Ve saatlerce ağladı. Hıçkıra hıçkıra. Gözleri ağlamaktan şişmişti. Aklına durmadan Hazreti Fatıma'nın sözleri geliyordu. Aklına geldikçe daha da ağlıyordu. Bütün gece secdeden kalkmamıştı. Dizleri ağrıyordu artık. Gözleri ağrıyordu. Yine de kalkmadı yerinden. Annesinin ricasıyla toplandı ancak. Kimseye rüyasından bahsetmedi. İlk işi eline telefonunu alıp sosyal medyadaki tüm hesaplarını silmek oldu. Ama resimlerini bir türlü silemediği bir sürü sayfa vardı. Yine ağlamaya başladı. Telefonunu duvara fırlatıp kırdı. Aynalara küstü. Aynaya baktıkça aklına sayfalardaki boy boy resimleri geliyordu. Sonra da rüyasında gördüğü yanıklarla kaplı yüz.
yine ağlamaya başlıyordu. Lanet olsun bu yüze. Eğer ben peygamberimi göremeyeceksem ne işe yarar bu güzellik? Nedir bu beğenilme arzusu Allah'ım? Yardım et bana, diye dua ediyordu. Dolabında ne kadar dar elbise, kot pantolon, kısa ceket, dikkat çekici kıyafet varsa hepsini yırtıp attı. Dolabına bir türlü sığdıramadığı, üzerine bir türlü yakıştıramadığı ferace aklına geldi. Anneannesinin aldığı ferace. Hala kapısının arkasında asılı duruyordu. Onu giyindi. Hiçbir şekilde fiziği belli olmuyordu. Yaşını olduğundan daha olgun gösterse de nefis oynatacak hiçbir özelliği yoktu. Tek kıyafeti o olmuştu artık. Sürekli Kur'an-ı Kerim ve hanım sahabileri anlatan, iffet konusunu içeren kitaplar okuyordu. Hazreti Amine, Hazreti Hatice, Hazreti Meryem ve tabii ki Hazreti Fatıma. Özellikle Hazreti Fatıma'yı anlatan kitaplar okuyordu. En çok onu seviyordu. Onunla ilgili kitapları okurken hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ya evdeydi ya evinin bahçesinde. Dışarı hiç çıkmıyor. Camiye hele hiç gitmiyordu. Hoşlandığı genç imamla karşılaşmaktan çok korkuyordu. Ona öfkelendiğine çok üzgündü. Çok pişmandı. Oysa o sözlerinde ne kadar da haklıydı. Lakin artık çok geçti. Geçmişti bir kere. Onu unutmalıydı. Ona kavuşmak nasıl aklından geçmişti ki? Hiç layık mıydı ona? Bu düşüncelerden kurtulmalıydı. Bir gün eve bir telefon geldi. Ümmü Gülsüm'ü görüp beğenen bir teyze evlerine gelmek istiyordu. Ümmü Gülsüm çok dua etmiş. Hep hayırlısını istemişti. Demek ki hayırlısı buydu ve görüşmeyi kabul etti. Çok yakışıklı ve dindar bir çocuktu. Kendinden yalnızca 2 yaş büyüktü. Sakallı ve çok mütevazi bir duruşu vardı. Ümmü Gülsüm, kalbi ona ısınmadığı halde onunla evlenmeyi kabul etti. Artık toplum baskısından kurtulmak, sokağa çıkabilmek istiyordu. Bu onun için bir fırsattı, bir kurtuluştu. Ailesi de uygun görmüştü bu aileyi. Hemen bir hafta sonra nikah yapılmıştı. Ümmü Gülsüm nişanlısına çok saygılıydı. Onun karşısında ağzını bıçak açmıyordu. Ona kalbinin ısınacağı, onu seveceği günleri bekliyordu. Evlenince severim, evlenince kesin aşık olurum ona diyordu. Kendini çok şanslı hissediyordu. Artık düştüğünde onu kaldıracak, ellerini bırakmayacak biri vardı. Bir kıyafete gidelim diyorum. Nişanlandığımızdan beri hiç yalnız kalmadık. Kız kardeşim de gelecek, merak etme. Utanmana gerek yok. Yavaş yavaş açılmanı, rahat olmanı istiyorum benim yanımda, diye davet etti onu nişanlısı bir gün. Ümmü Gülsüm kabul ederek onunla kafeye gitti. Yol boyunca hiç başını kaldırmadı yerden. Bu nişanlısı Hasan'ın çok hoşuna gitmişti. Kendisi şanslı sayılmalıydı. Bu zamanda böyle iffetli bir hanım oluyordu. Öyle mutluydu ki bir an önce müstakbel eşiyle oturup sohbet etmek istiyordu. İçeri girdiler. Küçük bir masa bulup oturdular. Biraz sonra Hasan 3 tane kahve söyledi. Gözlerini Ümmü Gülsüm'den alamıyordu. Ne kadar da güzeldi. Ne kadar da narindi elleri. Bir an önce o ellere dokunmak, kalbinin ritmini nasıl değiştirdiğini anlatmak istiyordu Hasan. Karşı masaya dikildi bir an gözleri. Sanki masadaki erkekler sürekli Hasan'ların masasına bakıp birbirlerine bir şeyler fısıldaşıyorlardı. "Onlar bize mi bakıyor?" diye sordu kız kardeşine. Ümmü Gülsüm'ün o herifleri tanıdığına ihtimal bile vermiyordu çünkü. "Onlar Ümmü Gülsüm'e mi bakıyor?" Çok sinirlenmişti. Çok kıskanmıştı nişanlısını. Biraz daha baksalar kalkıp dövecekti adamları. Karşı masadaki gençler tekrar Ümmü Gülsüm'e bakarak bir şeyler fısıldaştılar. Hasan daha fazla dayanamadı. Hızla yerinden kalktı. Bütün kafe birden ona bakmıştı. Herkes donmuştu. "Lütfen," diye Hasan'ın elinden tuttu Ümmü Gülsüm. "Lütfen yapma," diye ağlamaya başladı sessizce.
hemen yanına oturdu. Dona kalmıştı. Ümmü Gülsüm'ün bir dokunuşu onu yatıştırmıştı bile. Eli elinde gözlerine baktı. Ümmü Gülsüm pişmanlıkla hemen ellerini geri çekti. İçinden hemen tövbe etti. Dokunmak istememişti ona. Refleks olarak yapmıştı. Özür dilerim, elini tuttum diyerek elini çekti. Başını hemen yere eğdi. Oradan gitmek istediği çok belliydi. Hasan'ın içeriydi. O da tövbe etti içinden. Nişanlısına daha nikahları olmadan dokunduğu için haya etti. Kıyamıyordu ona. Oysa o özür dilediği an helalinden, onun alnından öpmeyi ne kadar çok istemişti. Kalkalım o zaman en iyisi. Rahatsız oldum ben, deyip kalktı yerinden Hasan ve kasaya doğru ilerledi. Hasan'ın kardeşi Ümmü Gülsüm'ü sakinleştirmeye çalışıyordu. Oysa Ümmü Gülsüm daha büyük felaketlerin olmasından korkuyordu. Hasan gider gitmez de zaten bir felaket koptu. Karşı masadan bir delikanlı kalkıp Ümmü Gülsümlerin yanına geldi. Tam o anda Hasan da sert bakışlarıyla delikanlının arkasından durmuş, onu dövebilmeyi bekliyordu. ''Vay! Instagram fenomeni Ümmü Gülsüm. Ne haber ya? Ortalıktan kayboldun. Çok değişmişsin.'' Ümmü Gülsüm'ün gözleri dolmaya başlamıştı. Yer yarılsaydı daha içine girseydi. Hasan duyduklarına inanamıyordu. Delikanlı arkasındaki Hasan'dan habersiz konuşmaya devam etti. ''Hanım kızı rolü de çok yakışmış ama biliyor musun? Hala hayallerime çok yakışıyorsun.'' Hasan daha fazla dayanamadı ve Ümmü Gülsüm'e saçma sapan laflar atan genç adamın arkasından yapışıp ona kafa attı. ''Ne oluyor?'' diye yerden kalktı genç adam. Karşı masadaki erkekler de birden ayaklandılar. ''Nişanlımla müstakbel karımla ne cüretle öyle konuşuyorsun sen?'' diye kızdı Hasan. Hiçbir şeyi anlamamıştı. ''Oo, bir de nişanlın mı? Vay Ümmü Gülsüm!'' diye baktı delikanlı. ''Bu mu nişanlın? Adama yazık be! Efendi bir çocuğa benziyor. Nasıl kandırdın onu?'' diye Ümmü Gülsüm'e alaylı alaylı sordu. Hasan tekrar adamın yakasına yapıştı. Sert bakışlarla Ümmü Gülsüm'e baktı. ''Ümmü Gülsüm, ne diyor bu?'' Ümmü Gülsüm sadece için için ağlıyordu. Ayakta durmaya hali kalmamıştı. Titriyordu. Gözlerini kapatarak başını eğdi yalnızca. ''Birader, sen bu kızın kim olduğunu gerçekten bilmiyor musun? Bak, bekle sana göstereceğim.'' diye yakasını bırakmasını istedi delikanlı. Hasan genç adamın yakasını bırakarak tekrar nişanlısına baktı. Başını yerden bir an olsun kaldırmamıştı. Korkuyordu onu kaybetmekten, uygun olmayan şeyler duymaktan. Genç adam cebinden telefonunu çıkarıp Hasan'a gösterdi. Ümmü Gülsüm adlı bir albüme tıkladı. Hasan gördüklerine inanamıyordu. Ümmü Gülsüm'ün boy boy fotoğrafları ve videoları doluydu. Hasan dona kalmıştı. ''Ha, bu resimler ve videolar yalnızca bende yok. Şu arkadaşlarımda da var. Ve daha burada olmayan bir sürü erkekte de var. Ama senin güzel hatırın için siliyorum. Madem evleneceğim, karım olacak diyorsun.'' Hasan öfkeden delikanlıyı yere yatırıp onu iyice dövdü. Arkadaşları araya girmeye bile çalışmadı onun korkusundan. Kafenin sahibi hemen telefonunu çıkarıp polisi aradı. Ama Hasan biraz sonra bırakmıştı genç adamı zaten. Ümmü Gülsüm perişan halde oturduğu yerden kalktı. Hasan nişan yüzüğünü parmağından çıkarıp masaya fırlattı ve kardeşini dalıp öfkeyle kafeden ayrıldı. Nişana atmıştı Ümmü Gülsüm. Hıçkırıklara boğulup daha da çok ağladı. Geride kalmıştı tek başına. Yalnızdı artık. Onu kurtaracak, düştüğünde ellerinden tutacak adam kaybolmuştu artık. Dayak yiyen çocuk yediği yumrukların acısını çıkarmak istiyordu. Gülerek arkadaşlarına baktı. Sonra Ümmü Gülsüm'ün masasına oturdu. Yanaştı. ''Bak, nişanlın da bıraktı seni. Gerçekten evlenmeyi düşünmüyordu değil mi Ümmü Gülsüm?'' Gülerek arkadaşlarına baktı. Ümmü Gülsüm kalkmak istiyordu. Ama delikanlı ona engel oluyordu. Moralin de bozuk. ''Bak bana takıl. Seni nasıl mutlu edeceğim?
Gel, üstüne başına adam gibi bir şeyler alalım. Koca karılar gibi olmuşsun. Gel, bak neler sunacağım sana. Ümmü Gülsüm bunları duyacağına ölmeyi tercih ederdi. Ayağa kalktı, sesini dahi çıkarmadı. Sesini bile duyurmak, kendinden ödün vermek istemiyordu. Tam o anda imdadına polis yetişti ve delikanlılardan kurtardı Ümmü Gülsüm'ü. Ümmü Gülsüm ağlaya ağlaya evine gitti. Gitmez olaydı. İşkenceler orada da bitmek bilmedi. Hasan'ın ailesi aramış, nişan attıklarını söylemişti. Hasan ailesine bir şeyler söylemese de kız kardeşi her şeyi anlatmıştı. Ümmü Gülsüm'ün ailesine kızlarının namusu hakkında demedikleri kalmamıştı. Oysa Hasan bile her şeye rağmen yine de müsaade etmezdi buna. Ayrılmış olsalar da hoş bir şey olmazdı bu. Eski nişanlısına bir zamanlar hanım olarak hayal ettiği bir kıza asla laf getirmezdi. Ama Ümmü Gülsüm'ün ailesi her şeyi öğrenmişti. Al işte, 24 saat telefonun elinden bırakmıyor, şimdi bizde insan içine çıkacak yüz bırakmadı. Tek kendi adına değil, ailenin adını da lekeledin Ümmü Gülsüm diyerek annesi de ona küsmüştü. Bir tek anneannesi onu dizine yatırıyor, kucağında ağlamasına izin veriyordu. Tevbe et yavrum, tevbe diyor ve onun saçlarını okşuyordu torununun. Anneanneciğim, daha ne kadar? Gözümde yaş kalmadı. Daha ne kadar tevbe edeceğim? Neden bitmiyor benim imtihanım? Diye ağlıyordu Ümmü Gülsüm. Anneannesi tekrar saçlarını okşadı. Ümmü Gülsüm'üm, güzel kızım. Gecelerini ibadetle geçiriyor, isyan etmemek için içini bir tek Allah'a döküyordu. Ama evinin duvarları dar geliyordu artık. Camiye gidip oranın manevi ortamlarından yararlanmak istiyordu. Hazırlanarak evden çıktı ve caminin yolunu tuttu. Allah'ım, ne olur genç hocayı görmeyeyim diye yalvarıyordu. Bir de onu çekemezdi. Bir de ondan laf işitmeye dayanamazdı. Hem ya yine kalbi farklı atmaya başlasaydı? Ya ondan yine umutlansaydı? İşte korkuyordu. Korka korka caminin bulunduğu sokağa girdi. Az ötedeydi cami. Birden arkasından bir ses duydu. Başını çevirip bakmadı. Sesi duymamazlıktan geldi. Ama tekrar bir ses duydu. Vay! Eskiden her bildirime, her yoruma cevap veren kız şimdi yüzümüze bakmıyor. Ümmü Gülsüm korkuyla daha hızlı yürümeye başladı. Hemen girmek istiyordu içeriye. Ne kalmıştı ki? Dışarıda kimsecikler yoktu. Korktu. Adımlarını hızlandırdı. Birden birisi kolundan tutup Ümmü Gülsüm'ü kendine çekti. Ümmü Gülsüm içinden sadece dua ediyordu. Genç serseri belinden tuttu. "Yardım edin!" diye bağırdı Ümmü Gülsüm. Bu kadarı fazlaydı. Ümmü Gülsüm tepinmeye başladı ve bağırdı. Serserinin arkadaşlarından biri "Yusuf Hoca geliyor!" diye seslendi. Serseri inanmadı. "Şaka yapacak zaman değil şimdi." Diğer genç serseri, "Burası cami sokağı Ümmü Gülsüm. Gel bak şuraya gidelim." diyerek Ümmü Gülsüm'ü çekiştiriyordu. Birden bir yumrukla kendini yerde buldu. Ümmü Gülsüm hemen kenara çekildi. Bu oydu. Ne kadar da dua etmişti onu görmemek için. Şimdi Allah'a duasını kabul etmediği için şükrediyordu. Onu kurtarmıştı. Demek adı Yusuf'tu. Ne güzel ismi vardı. Yusuf Hoca serseriyi iyice dövdü. Adeta kendinden geçmişti. Ümmü Gülsüm korkudan ve mahcubiyetten yere çöktü. Yüzünü kapatıp ağlamaya başladı. Ya ona bir şey olsaydı? Korkuyordu, bakamıyordu. Yusuf'un öfkesi ona Hazreti Hamza'yı, Hazreti Ömer'i hatırlatıyordu. Tıpkı kitaplardaki gibi. Gözü dönmüştü Yusuf Hoca'nın. Cemaatten birkaç adam gelip yalvardı. Onu tutmaya çalıştı. Sonunda zar zor çektiler. Adamlar hocayı sakinleştirdiler. Kan ter içinde kalmıştı. "Genç kızlarımızın namusuna, iffetine göz dikene affım yok abi," diye nefes nefese söyleniyordu. Yerde ağlayan kıza döndü sonra. "Bacım iyi misin?" "Abi, Ayşe hocaya haber versinler, ilgilensin," diye söyledi adamlara. Ümmü Gülsüm yavaşça başını kaldırdı.
Yusuf Hoca tanıdı onu. Tekrar öfkelendi. Bakışları sertleşti. Sürekli olay çıkarıyor. Onun karşısına çıkıyordu. Bu kadarı da fazlaydı. Fakat biraz olsun değiştiğini görmüştü Yusuf. Onun olduğunu anlayınca bağırmadan sert bir dille seslendi. Ayağa kalk. Ümmü Gülsüm kalkamıyordu. Ayağa kalk. Bak bir daha söylemeyeceğim, dedi Yusuf. Ümmü Gülsüm ayağa kalktı. Adamların hepsi başını eğmişti. Bakmıyorlardı. Yusuf Hoca'nın bu konularda ne kadar titiz olduğunu biliyordu. Yusuf da karşısında mahcup mahcup dikilen genç kıza bakmadan seslendi. Müslüman kadın çökmez öyle. Güçlü olur. Güçlü ol. Bir daha seni ağlarken görmeyeceğim. Hele de böyle bir belayla hiç. Tamam mı? Ümmü Gülsüm kısık bir sesle tamam diyebildi sadece. Allah yardımcın olsun diye arkasını döndü Yusuf. Ve adamlarla oradan uzaklaştı. Ayşe Hoca da ilgilenmek için gelmişti. Beraber mescide gittiler. Ağladılar. Onları gören genç kızlar geliyordu. Hepsi üzgün üzgün, sitelerde hala resminin dolandığını anlatıyordu. Okullarda hala konuşulduğunu, erkeklerin nereye gittiğini merak ettiğini, artık sanal alemin bir kızın hayatını nasıl mahvettiğine şahit olmuştu Ümmü Gülsüm. Ayşe Hoca güzel bir sohbet vererek diğer kızları da bilinçlendirmişti. Ama Ümmü Gülsüm onu dinlemeyi çoktan bırakmıştı. Onun gözü mescidin bir köşesinde namaz kılan çarşaflı kadına takılmıştı. Kalbi daha hızlı atmaya başladı. Rabbine aşkla bağlandı adeta. Maşallah dedi içinden ve müsaade isteyerek evine vardı. Günler sonra da kafasına koyduğunu yapmıştı. Ümmü Gülsüm artık çarşaf giymeye karar vermişti ve giymişti. Tam peçeli olmuştu, artık toplum baskısından kurtulmuştu. Yine sürekli ibadet ediyor, sürekli tevbe ederek ağlıyordu. Aradan aylar geçti. Bir sene, iki sene derken yine bir kermes gününde yolu camiye ulaştı. Bu zaman zarfı içinde genç imama, Yusuf'a hiç rastlamamıştı. Artık sakindi Ümmü Gülsüm'ün hayatı. Camiye adım atabilirdi. Kim bilir? Belki Yusuf Hoca atanmıştı. Hiç haberi yoktu Ümmü Gülsüm'ün. O Rabbine teslim olmuştu. Rabbi elbette ya unutturacak ya kavuşturacaktı. Duası bunaydı. Yanında annesiyle mütevazi bir halde kermes alanını dolaştı Ümmü Gülsüm. Bu sefer yardım etmedi. O orada yardım etmeye layık değildi. Yusuf'un sözleri geliyordu sürekli aklına. Arkadaşlarını görünce onlara selam veriyor, devam ediyordu dolaşmaya. Ümmü Gülsüm diye bir arkadaşı çağırdı. Yardım edebilir misin? Ümmü Gülsüm istemiyordu aslında ama bunu Allah rızası için yapacaktı. Ümmü Gülsüm annesini arkadaşlarına teslim edip oturtarak hemen tezgahın arkasına geçti. Ne zaman bir erkek gelip kızlara sipariş verirse tezgahın arkasına gidiyor ve oradaki işlerle uğraşıyordu. Biraz sonra gördüklerine inanamadı. Yusuf yine heybetli heybetli yürüyerek tezgaha doğru geliyordu. Tezgahın arkasından hafif kilolu kısa boylu bir kadın Yusuf'a seslendi. ''Oğlum sen yedin mi bir şeyler?'' Yusuf kadının tek koluna nazikçe dokunup ''İyi misin anne?'' diye sordu. Yusuf o kadına anne demişti. Demek ki annesiydi. Başka bir yere tayin olmamıştı. Allah'ım bu nasıl bir kaderdi? Nasıl bir imtihandı? Ümmü Gülsüm hala arka işlerle meşguldü. Dönüp bakmadı bir daha. Sadece sesleri duyuyordu. Bırak beni oğlum. Sen yememişsindir. Dur sana bir tabak hazırlatayım. Gerek yok anne demeye kalmadan herkes meşgul olduğu için Ümmü Gülsüm'den yardım istedi. Ama Ümmü Gülsüm bir erkek var diye tezgaha yanaşamıyordu bile. Uzak duruyordu ki kimse istemesin yardım etmesini. Utancından ne bir şey söyleyebiliyordu ne de yüz ifadesi okunabiliyordu. Kimseye dememişti ki neden ara ara arka işlere koştuğunu. İffetiyle riya edemezdi. Övünemezdi asla. Sadece sustu. Yusuf Hoca şaşırmıştı.
Herhalde kocasına çok sadık çarşaflı bir abla diye düşünmüştü ve kim olduğunu bilmediği o çarşaflı kadından din adına gurur duymuştu. "Tamam anne, kalsın," diyerek oradan uzaklaştı. Ne kadar da sevinmişti. Ahir zamanda hala böyle iffetli kadınlar vardı demek. Keşke diğer Müslüman kızları da böyle olsa. Hatta çarşaf nefislerine çok ağır gelir ya. Dine uygun giyinip erkeklerden uzak dursalar kâfi diye düşünüyordu. Akşama kadar garip bir tefekkür içindeydi. Bu düşüncelerine kermes bitip eve vardıklarında annesi de katılmıştı. Akşamüstü anne oğul birlikte sohbet ediyorlardı. "Oğlum artık büyüdün. Bak şimdiye kadar evlilik mevzularını hiç açmadım, kızıyorsun diye. Kim önersem öfkelendin. Ama ben yaşlı bir kadınım. Senin mürüvvetini görmeden mi gideceğim bu dünyadan? Kız mı oğlum?" "Ah anneciğim," diye içini çekti Yusuf. İçi yanıyordu. Annesinin elini tuttu, öptü. "Niye kızayım canım anam? Ama istediğim gibi bir kız oldu da ben mi evlenmedim?" Annesi, "Bak bugün çadırda bir kız vardı," dedi. "Anne, bizim camiden falan kesinlikle istemiyorum. Öyle basit bir kız değil istediğim. Benim hanımım nasıl olmalı biliyor musun?" Annesi dikkatle dinliyordu. "Hayasından, daha benim gözlerimin içine bakarken bile utanmalı benim hanımım. Benim her sözüme itaat etmeli. Bana teslim olmalı. Yanımda başka bir erkeğe ismini bile telaffuz etmemeli. Kıskandırmak için bile. Yok sanatçıymış, oyuncuymuş, anlamam. Benden başka hiçbir erkeğe bakmamalı, yaklaşmamalı, konuşmamalı. Ona ömrümü veririm anne. Ben kendime zıt bir kadın arasam hemen bulurum. Ben aileme ve bu ümmete güzel hizmet edecek bir gelin, evlatlarımı iyi yetiştirecek bir anne ve eşini memnun etme çabalarından dolayı yolu cennete varacak bir kadın arıyorum. Hani çadırınızda çarşaflı bir bayan vardı. Eminim beyni olan sevgisinden öyle davranmıştır. Örtünerek gizlenmesinden ziyade bana hizmet etmemesi çok hoşuma gitti. Beyinden başkasına hizmet etmiyor besbelli. Hiç bakmadı. Benim hanımım da öyle olmalı işte. Ben de onu diyorum ya sana oğlum," diyerek gülümsedi Yusuf'un annesi. "Kız bekarmış. Sordum soruşturdum. Üstelik senden yalnızca 2-3 yaş küçükmüş. 20 yaşında. Yaşı da uyuyor. Ben münasip gördüm." Yusuf susmuş, gözlerini masa örtüsüne dikmişti. "Kimmiş, kimlerdenmiş?" diye sordu. Hiç aklının ucundan geçmemişti böyle bir şey. Ama annesi söyleyince aklına yatmıştı. "Ailesi çok dindar. Dedesini bilirsin belki. Cuma namazlarına gelirmiş hep. Ahmet Ağa'nın torunu." Yusuf iyice düşünmeye başladı. Bir münasebeti olmamıştı Ahmet amcayla. Annesi devam etti anlatmaya. "İsmi neymiş biliyor musun?" diye onu heyecanlandırmaya çalıştı annesi. Yusuf utanmıştı. Utancını gizlemek için sert bir yüz ifadesine bürünerek gözlerini masa örtüsünden ayırmadı. "Ümmü Gülsüm. Eskiden camide görevliymiş. Yıllardır gelmiyormuş ama." Yusuf'un annesi anlattıkça anlatıyordu ama Yusuf Ümmü Gülsüm'ün adını duyduğunda zaten konu kapanmıştı onun için. Kesinlikle istemiyordu o kızı. "Hayır, olamaz," diye ayağa kalktı. "Neden oğlum? Bak güzel değil diye diyorsan kusur etmiş olursun. Çok güzel bir kızmış. Gören övüyor, gören övüyor. Neden istemiyorsun?" "İstemiyorum anne, sorma lütfen," diyerek odasına gitti Yusuf. Ümmü Gülsüm'le olan bütün karşılaştıklarını getirdi aklına. Hep bir olaylar oluyordu. Hep bir bela buluyordu Yusuf. Üstelik o kesinlikle böyle tanışmış olmak istemiyordu. Kitaplarda okuduğu gibi bir aşk istiyordu. Hazreti Abdullah'ın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın, Hazreti Ali'nin evlendiği gibi evlenmek istiyordu. Ve eşini öyle mütevazi bir şekilde tanımak istiyordu. Ümmü Gülsüm defterini kapattı. Yatsı namazını kıldı, namazın sonunda uzunca dua etti hayırlı bir eş için. Ve usulca yatağa girip uykuya daldı. Üzerinde beyaz, uzun bir entari ve başında bir sarık vardı. Bir gül bahçesinin içindeydi. Her yer gül kokuyor. Gül dallarına kuşlar konup ötüyordu. Yusuf yürüye yürüye bir masaya oturdu ve etrafını seyredaldı.
Her şey o kadar güzeldi ki Yusuf gördüklerine inanamıyordu. Biraz sonra güllerin arasından beyaz çarşaflı, peçeli bir kadın gördü. Kadın yavaş yavaş yürüyerek Yusuf'un yanına oturdu. Ve şahit olarak iki kadın daha gelmişti. Nur üstüne nur. Hiçbir şekilde görünmüyorlardı Yusuf'a. Yalnızca parıldayan iki nur görünüyordu Yusuf'un yanında. Şaşırmıştı. Birden bir ses duydu Yusuf. ''Nereden geliyordu bu ses?'' ''Kimsin?'' diye sordu Yusuf. Gül dallarına konmuş iki beyaz güvercin kanat çırpınarak yanlarına geldi. Güvercinler birden yok olup yerlerini nur topları aldı. Bunlar müjdeci iki melekti. ''Ey Yusuf!'' diye seslendiler. ''Peygamberimiz nikahını kıyıyor. Kabul ediyor musun?'' Yusuf hıçkırarak ağlıyordu. ''Nasıl yani? Kiminle? Ben bunu hak etmedim.'' Tekrar seslendi Yusuf'a. ''Ey Yusuf! Peygamberimiz nikahını kıyıyor. Kabul ediyor musun?'' Yusuf ne diyeceğini bilmiyordu. Gözyaşlarına hakim olamıyordu. Yanında beyaz çarşaflı, peçeli kadına baktı bir daha. Güçlüce seslendi ona. ''Ey Yusuf, kabul ediyor musun?'' ''Kabul ediyorum ey efendim.'' diyordu Yusuf ağlayarak. Nasıl bir müjdeydi? Nasıl bir armağandı bu? Sonra tekrar meleklere döndü. ''Peki bunlar kim?'' diyerek masada oturan iki şahidi sordu. ''Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Fatıma ve eşi Hazreti Hatice, nikah şahitleriniz.'' diyordu melekler. Yusuf olayları anlattıkça daha da ağlıyordu. Birden gözyaşlarını silen bir el uzandı. Beyaz eldiveniyle Yusuf'un gözyaşlarını siliyordu eşi. Yusuf eşine dönüp peçesini açtı. Karşısında Ümmü Gülsüm. Demek ki Ümmü Gülsüm ona bir müjdeydi. Ne kadar da güzel olmuştu. Kapandıkça güzelleşmişti Ümmü Gülsüm. Yusuf eşinin alnından öptü ve tekrar bir ses duydu. ''Ey Yusuf!'' Yusuf cezbe halinde kalktı. ''Allah!'' diye bağırıyordu. Dili sadece ''Allah!'' diyordu. Kalbi yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Yanıyor, aşkla yanıyordu. Yusuf'un annesi koştu hemen yanına. Oğlunu o halde görünce çok korkmuştu. Oğlu kendinden geçmişti. Allah diyerek kendini yere attı. Ancak saatler sonra kendine geldi ve ağlayarak annesiyle konuştu. ''Oğlum, korkuttun beni.'' diye annesi de ağlıyordu. Yazmasıyla gözyaşlarını siliyordu. ''Anne, yarın kız istemeye gidelim.'' dedi Yusuf. Onun da gözlerinden yaşlar damlıyordu. ''Kimi oğlum?'' diye şaşkınlıkla sordu annesi. ''Hemen yarın anne. O benim cennetim.'' diyordu Yusuf. Annesi şaşırmıştı. Oğlunun rüyasında bir şeyler gördüğünü anlamıştı. Sevinçle hemen hazırlıklarına başladı. Ve Ümmü Gülsüm'ün ailesine haber verildi. Geceye nasıl uyuduğunu bilmiyordu Yusuf. Gecenin bir bölümünü ibadetle geçirmiş, bir bölümünde ise rüyasını ve Ümmü Gülsüm'ü düşünmüştü. Hemen olsun istiyordu her şey. Bir an önce evlenmek istiyordu Ümmü Gülsüm'le. Bu acelesi iki aile için de münasipti. İki taraf da işi daha fazla uzatmamaktan yanaydı. Ümmü Gülsüm'ü Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Yusuf Hoca'ya istemişlerdi. İşi nişanla uzatmak istemiyordu Yusuf. Bir hafta sonra hemen düğünü yapmaya karar verdiler. Düğüne yalnızca iki gün kalmışken eşiyle ilk defa baş başa kalmak istiyordu Yusuf. Hemen onu bir odaya aldılar. Neler söyleyeceğini kuruyordu aklında. Fakat kapının açılmasıyla her şeyi unutmuştu bir anda. Ümmü Gülsüm beyaz başı eğik halde peçesiyle içeri girdi. Yusuf konuşmaya çalıştı ama dili tutuldu. Bir cümle dahi söyleyemiyordu. Söze Ümmü Gülsüm başladı.
kısık bir sesle seslendi. Yusuf. Adını söylemesi bile Yusuf'un kalbinin ritmini değiştirmişti. Ancak sözlerinin devamı onu yaraladı. Sen daha iyilerine layıksın. Ümmü Gülsüm devam etmek isterken Yusuf onu susturdu. Hayır Ümmü Gülsüm, sakın öyle bir şey söyleme. Bak Yusuf, ben geçmişte çok hata yaptım. Bir erkek arkadaşım olmadı. El ele tutuşmadım. Göz göze bakışmadım. Ama internette sürekli kendi resimlerimi... Hayır diye susturdu onu Yusuf. Kızmıştı. Bunları duymak istemiyorum diye kaşlarını çattı. Geçmiş geçmişte kaldı. Unut bunları. Benim yanımda bir daha asla bu konulardan bahsedilmeyecek. Ümmü Gülsüm başını eğdi. Ellerini peçesinin altına götürüyor, yaşlarını siliyordu. Sen benim eşim olacaksın Ümmü Gülsüm. Geçmişin, günahın, hiçbir şey umurumda değil. Rabbimin bile sildiğini, unutturduğunu ben mi hatırlayacağım? Tövbe edeni niye hor göreyim? Bazı insanlar öyle günahlarla imtihan edilir. Hazreti Ömer'i hatırla. Kendi öz kızını diri diri o toprağa gömmemiş miydi? Fakat ne oldu? Ömür boyu tövbe etti de cennetle müjdelendi. Ümmü Gülsüm yalnızca sustu. Yusuf devam etti. Özür dilerim. Senin hakkında söylediğim sözler için. Asıl ben bunca hakaret etmişken seni hak etmedim. Beni affedebilecek misin? Hakkını helal eder misin? Geçmişimi hatırlamadan gözlerimin içine bakabilir misin? Diye ağlıyordu Ümmü Gülsüm. Sen benim geleceğimsin. Ezelden beri ömrüme yazılanımsın. Kalu beladan beri tuttuğum aşk orucumsun. Gözlerine baktığımda yalnızca sevda görür gözlerim. Aheste ruhlu yüreğim. Daha ne diye seni suçlayayım? Ümmü Gülsüm, belli ki sözlerim seni çok yıkmış. Asıl sen beni bağışlayabilecek misin? Yüreğin küsmeden gözlerime bakabilecek misin? Ümmü Gülsüm, Rabbim yardımcımız olacaktır, dedi Yusuf. Ve yavaş yavaş içi tatlıya bağladılar. Çok mütevazi bir düğün yaptılar. Bembeyaz bir elbise içindeydi Ümmü Gülsüm. Peçesini yine unutmamıştı. Herkese örnek olacak, Müslümanlara nasıl düğün yapılacağını gösterecek bir düğün olmuştu bu. Düğünden sonra evlerine gittiler. Yusuf, Ümmü Gülsüm'e Hifa Hatun ve Süheyb'in hikayesini anlattı. Ümmü Gülsüm, başı eğik halde dinledi bu güzel hikayeyi. Ve Yusuf'un isteği üzerine o geceyi hikayedeki gibi namaz kılarak geçirdiler. Bir müddet sonra Yusuf Ümmü Gülsüm'ü bekledi. Peçesini açmak üzere onu ellerinden tutup karşısına aldı. Yavaşça peçesini aldı. Ümmü Gülsüm utanarak yere baktı. Yusuf onun başını iki elinin arasına aldı ve kaldırdı. Gözlerine baktı. Yusuf'un gözlerinden sakalına yaşlar süzülüyordu. Ümmü Gülsüm Yusuf'un gözyaşlarını sildi. Yusuf ağlayarak seslendi. Cennetimsin sen benim, diyerek Ümmü Gülsüm ellerini öptü. Sonra uzunca alnından öptü. Artık vuslat mührünü sevdiğinin alnına vurmuştu. Aylar geçti aradan. Ümmü Gülsüm'de bir halsizlik vardı. Yusuf bu durumu hissetse de aldırış etmiyor gibi görünüyordu. Çok iyi davranıyordu sevdiğine. Onu hiç üzmüyor, el üstünde tutuyor, ellerini hiç bırakmıyordu. Duayla besliyorlardı evliliklerini. Gözlerine baktıkça şükrediyorlardı. Ancak Ümmü Gülsüm'ün halsizliği aralarına bir mesafe koymaya başlamıştı. Mide bulantıları, baş dönmeleri. Yusuf tatlı düşüncelere daldı. Yoksa diye düşünüyordu içinden.
Yoksa hamile miydi Ümmü Gülsüm? Bunu eşinin kendi ağzından duymak istiyordu. Kendi kendine sorup bu sürprizi bozmak istemedi. Ona artık hiçbir iş yaptırmıyor. Onu sevdiğini her fırsatta belli ediyordu. Bekliyordu Ümmü Gülsüm'ün onunla bu konu hakkında konuşacağı anı. Bir gün yine birlikte namazlarını kıldılar. Ardından Ümmü Gülsüm kalkarak kitap rafına yürüdü. Eline bir şey alıp Yusuf'un yanına geldi. Belli ki bir şey saklıyordu. Bir bebek patiği, bir bebek ayakkabısı, bir emzik. Ne acaba diye düşünüyordu Yusuf. Ümmü Gülsüm eşinin elini alıp öptü. Sonra avucunun içini açarak içine bir mendil koydu. Bu zamanında o kutsal gözyaşını emdirip Kur'an-ı Kerim'in arasında sakladığı mendildi. Yusuf'un avucunu kapatarak elini kalbine koydu. Mendille elini bastırdı. ''Hissediyor musun Yusuf?'' diye sordu. Ama Yusuf hiçbir şey duymuyordu. Cezbe haline girmişti. Allah diye inliyordu sadece. Ümmü Gülsüm başını omzuna koyup ağladı. İkisi de aşka tutulmuşlardı. Yusuf, gözyaşları yarinin yanaklarına akıyordu. Ümmü Gülsüm Yusuf'a sarıldı. ''Seni benden hiç kimse ayıramaz. Bizi ayırırsa ölüm ayırır.'' diye ağlıyordu. Yusuf ağlamaya başladı. Neden duygulanmıştı ki Ümmü Gülsüm bu kadar? Hele hele son söylediği söz şimşek gibi çakmıştı Yusuf'un beynine. ''Belki sevdamız ahirete ertelendi Yusuf'un.'' Yusuf daha ağlamaya başladı. O da hissetmişti. Sevdiğinin gideceğini hissetmişti. Yüreğine ateş düştü. Sımsıkı sardı Ümmü Gülsüm'ü. Ümmü Gülsüm'ün başı Yusuf'un omzuna düştü. Kucağına bayılmıştı. Yusuf onu uyandırmaya çalıştı. Uyanmıyordu Ümmü Gülsüm. Hemen ambulansı aradı. ''Kalk cennetim, kalk ne olursun.'' diye yalvarıyordu. Aklına gelen her duayı okuyordu. Ümmü Gülsüm gözlerini açtı. Yusuf'un dizlerinde yatıyordu. ''Al bu peçeteyi. Her zaman Kur'an'ın içinde olsun.'' dedi sessizce. Yusuf'un gözyaşları sevdiğinin yüzüne damlıyordu. Ümmü Gülsüm gülümseyerek derin bir nefes aldı. ''Kokuyu alıyor musun Yusuf'um? Sanki gül bahçesindeyiz.'' Yusuf sevdiğinin başını kaldırarak sarıldı. ''Hıçkıra hıçkıra ağlıyor, bırakma beni.'' diyordu sadece. Ümmü Gülsüm usulca şehadet parmağını havaya kaldırdı ve Yusuf'un kulağına sessizce kelime-i şehadeti okumaya başladı. Yusuf seslice eşlik etti. O da şehadet parmağını kaldırarak şehadet getirdi ve tekrar Ümmü Gülsüm'ün başını okşadı. Üzmek istemiyordu onu. ''Bana bak, bak bana.'' dedi. ''Bizim nikahımız arş-ı âlâ'da kıyıldı. Cennetin kapılarını birlikte açacağız sevdiğim. Nefesim yettiği kadar seni dualarımda anacağım. Cennetim.'' Ve sessizce şehadet getirerek Ümmü Gülsüm gözlerini kapattı. Yusuf da gül kokusunu duyuyordu artık. Ümmü Gülsüm'ün gözyaşlarını sildi. ''Sen de şehitsin ey sevdiğim. Sen de şehitsin.'' Ve başını okşayarak sevdiğini ahiret yurduna yolladı Yusuf. Ümmü Gülsüm'ün cenazesini yıkayan kadın hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştı. Ümmü Gülsüm resmen gülümsüyordu. Ondan etkilenerek Ümmü Gülsüm'ü bir gelin gibi hazırladı. Çünkü biliyorlardı mübarekler tarafından karşılanacağını. Ve Ümmü Gülsüm toprağa verildi. Yusuf başını dik tutmaya çalışıyordu ama yüreği kanıyordu. Sevdiğine doyamadan toprak onu almıştı. O gece Yusuf bir rüya gördü. Ümmü Gülsüm ona gülümsüyordu. Çok mutluydu.
Yusuf'a sesleniyordu. Beni Fatıma annem karşıladı Yusuf. Seni bekliyorum. Cennet kapısında bekleyeceğim seni sevdiğim, diyordu. Cennet kapısında. Bu olay yaşanmış gerçek bir hikayedir. Lütfen paylaşarak, daha fazla kişinin dinleyerek ibret almasına vesile olalım. Ve Can Demiryel kanalıma abone olarak başka seslendirmeleri bu kanalımdan takip edebilirsiniz. Rabbim hepimize hayırlı ve mutlu bir ömür nasip eylesin. Rabbim senden razıyım demeden ruhumuzu teslim almasın. Hoşça kalın.